Victron güneş panelinden gelen elektriği, aküyü şarj etmek için kullanılan setini kurduk. 5-6 tane aygıttan oluşuyor. Bu akümüz, bu lityum akü, LiFePO akü, LiFePO 4 akü. 160 amperlik bir akü. Bu akünün özelliği neredeyse %100'e yakın oranda deşarj edilebilmesi. Yani bu aküyü tam kapasite neredeyse kullanma şansımız var. Diğer jel akülerde ya da diğer tür akülerde en fazla %50'sini, %60'ını kullanabilirken bu aküde tamamını kullanabiliyoruz. Şu DC-DC charger denen alet. Bu alet akünün, arabanın aküsünün gücünü, bu yaşam aküsünü şarj edebilmek için kullanan alet. Arabanın aküsünden gelen gücü araba çalışırken aküye gönderiyor. Şurada görülen alet ise MPPT. Bu güneş panelinden gelen elektriği aküyü şarj edebilmek için dönüştürerek kullanan alet. Şurada bir smart dongle'ımız var. Bu dongle, birazdan tanıtacağım, söyleyeceğim. Şu Multiplus'ın bilgilerini dışarıdan telefon üzerinden okunabilir hale getiriyor. Şurada bir battery protect aletimiz var. Bu şeyden, aletlerin çektiği yükün aküye zarar vermeden dağıtılabilmesini sağlayan bir alet. Şurada da shunt denen bir aletimiz var. Bu alet negatif uca bağlanıyor. Böylece aküden çekilen akımın ne kadar olduğunu, akünün durumunun ne kadar olduğunu, şarj yüzdesinin ne kadar olduğunu ayrıntılı bir şekilde bize gösteriyor. Aynı zamanda her bir aletin önüne, aletin öncesine mutlaka gerekli uygun formatlarda sigortalamaları da yaptık. Devre kesicileri de koyduk ki kablolarımız herhangi bir şekilde aşırı yük akım altında zarar görmeden önce devre kesiciler devreye girip atsınlar. Ve böylece sistemimiz korunaklı hale gelsin istedik. Burada da Multiplus aletimiz var. Bu aslında sizin invertör diye bildiğiniz bir alet. Bu alet hem dışarıdan 220 bağlantısını alarak aküyü şarj etmeye yardımcı oluyor. Hem sistemin içindeki 12 voltluk elektriği 220'ye çevirerek, 220 ile çalışan aletlerin gerekli, ihtiyaç duyduğu elektriği onlara dağıtıyor. Dolayısıyla böyle bir alet, aslına bakarsanız hem güneşten gelen elektriği, hem aküden gelen elektriği, hem de 220'den dışarıdan alacağımız elektriği aküyü şarj etmek için kullanabiliyor. Bu aletlerin en güzel özelliği herhangi bir şalter çevirmek zorunda kalmamanız. Yani kendisi otomatik olarak algılıyor. Araba çalıştığında arabadan aküyü şarj etmeye başlıyor. İhtiyaç varsa, yukarıda güneş varsa güneşten şarj ediyor. 220'yi taktığınızda direkt 220'den şarj etmeye başlıyor. Siz herhangi bir şeyle ilgilenmiyorsunuz. Telefonunuzdan da şeyi görebiliyorsunuz. Hangi aletin ne kadar elektrik çektiğini görebiliyorsunuz. Bunu da hemen şuradan açarak size telefon üzerinden de göstereyim, aletlerin hangi elektriği ne kadar çektiğini görebilmeniz için. Şöyle bir Victron Connect programımız var. Bu program Bluetooth'la çalışıyor. Bütün bu aletlerin tamamını görebiliyor. Örneğin ben akümün ne kadar dolu olduğunu görmek istiyorsam smart çanta girip akümün doluluk oranını, şu anda sistemden ne kadar akım çekildiğini ve akümün bu kadar elektrik harcanırken ne kadar dayanacağını görebiliyorum. Mesela burada şimdi infinite yazıyor. Sonsuz demek bu. Sonsuza kadar gider demek. Çünkü hiçbir akım çekilmiyor. Şu anda elektrik harcayan hiçbir sistem yok, hiçbir alet yok. Ama buradan mesela örneğin ledleri yakacak olsam ya da işte buzdolabını çalıştıracak olsam kaç amper akım çektiğini görebiliyorum ve akümün bana işte 2 gün 5 saat ya da 4 gün 6 saat gibi yeteceğini gerçekçi oranlarda görebiliyorum. O açıdan da hani kullanışlılığı çok yüksek. Dediğim gibi hani sistem kendisi otomatik olarak algılıyor. Acaba aküden mi elektrik gelmeye başladı, araba aküsünden mi, yoksa güneşten mi gelmeye başladı, kendisi algılıyor. Siz hiçbir şeyle ilgilenmek durumunda kalmıyorsunuz bu sayede.
Güzel bir sistem. Bu tabii ülkemizde standart bir sistem değil. Neden standart bir sistem değil? Çünkü biraz pahalı. Normal diğer geleneksel karavan setlerinde ya da yatlardaki setlerde biraz daha geleneksel aletleri kullanma eğilimindeyiz. Daha ucuz olduğu için. Bu sistemler biraz daha hani biraz daha fazla para harcamayı gerektiriyor ama getirileri bakımından şöyle avantajları var. Bu sistemin toplam ağırlığı şu anda görmüş olduğunuz bu aletlerin toplam ağırlığı 30-35 kilo civarı, belki 40 kilo civarıdır. Hani hepsini tartacak olursak, normal jel akülerde sadece aküler 40-45 kilo civarında geliyor ve sadece bir tanesi o civarda geliyor. Siz gerçekten şu lityum akünün sağladığı 160 amperi sağlayabilmek için, tam 160 amper elde edebilmek için en az 2 tane jel akü kullanmak zorundasınız. Bu da zaten sadece akülerin 50 kilo, 50-60 kilo olmasına yol açıyor. Onun yanında diğer işte MPPT, işte diğer invertör vesaire cihazları düşündüğünüzde ağırlığınız şu anda burada kurulmuş olan sistemin en az 2 katı kadar ağırlığa çıkmış oluyor. Bunun bir güzel tarafı, bir diğer avantajı da şu. Bu sistemin lityum aküler jel aküleri olan oranla ömür bakımından da daha uzun ömür sağlıyorlar. Hani jel aküleri işte 1 yılda, 2 yılda bir ya da 3 yılda bir değiştirmek zorunluluğu varken lityum akülerle biraz daha uzun süre sisteminizi kullanabiliyorsunuz, devam edebiliyorsunuz. Lityum aküler bizim cep telefonu akülerimiz gibi. Nasıl ki son %0'a kadar getirip kullanabiliyorsunuz. Tamamen bitirene kadar kullanabiliyorsunuz ve sonra yeniden şarj edebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Diğer akülerde, jel akülerde biliyorsunuz çok böyle ölümcül noktaya kadar deşarj ederseniz o aküyü artık kaybediyorsunuz. Hani olur da unutursanız akünüzü ve çok deşarj olursa aküyü atmak zorunda kalıyorsunuz. Böyle dezavantajları var. Sistemin kablolamalarını henüz tamamlamadık. Derleyip toparlamamız gerekiyor kabloları. Biraz böyle işte zipleyip kenarlara çekmemiz gerekiyor. Ama genel olarak sistemin mantığı bu.